Abi girme oraya. Girme. Biz kulübümüzün kuruluşunda emeği geçen başta İbrahim Yekta ve 20 cesur arkadaşı olmak üzere onları minnetle, rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Yine bugüne kadar Mersin İdman Yurdumuza kulüp başkanlığından malzemecisine kadar, futbolculuğundan teknik heyetine kadar hizmet etmiş tüm arkadaşlarımıza, hayatta olanlara sıhhat selamet, kaybettiklerimize rahmet diliyoruz. Arkadaşlar, Mersin İdman Yurdu Mersin'imizin bir markası. Mersin İdman Yurdu bir gönül işi. Kulübümüz bazı sıkıntılar yaşamakta malumunuz. Ancak biz bu işin memleketimizin dinamikleriyle beraber üstesinden geleceğimizi defaatle söylüyoruz. Ben burada öncelikle Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz, bürokratlarımız, başta Sayın Valimiz olmak üzere, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız, siyasi parti il ilçe başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Mersin'in dinamiklerinin Mersin'e sahip çıkılma noktasında bizlere destek olacağına ilişkin düşüncemizi devam ettiriyoruz, taşıyoruz. Ayrıca özellikle şu anda takımımız Kartepe, Hizmet Kartepe'de kampta olduğu için malumunuz, gençlerimiz de, altyapıdaki çocuklarımızla beraber bu töreni yapıyoruz. Oradaki takımımızın kamp giderlerini karşılayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz Bey'e hasreten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Şaban Bey'e de bize sportif faaliyetlerde ve her türlü konuda verdiği destekten dolayı yine hasreten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak bir konuyu da dile getirmek istiyorum arkadaşlar bu kuruluş günümüzde. Malumunuz spor kulüplerinin faaliyetleri sadece yönetimle veya içerisindeki teknik kadro veya futbolcuyla yürümüyor. Bugün önümüzde birçok örnekler var. Bakın, Ankara Gücü 1. lige çıktı malumunuz. Ankara Gücü'nün 7 milyon civarındaki transfer tahtasını Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek açtı. Ve bu konuda Mart ayında yaptığı bir beyanatta 60 milyonluk bugüne kadar Ankara Gücü'ne yardımda bulunduğunu beyan etti. Ve kulüp başkanı da hem Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, Sayın Melih Gökçek'e, hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Mersin'imizde, Mersin'e mal olmuş bir kulüp olması dolayısıyla ve Mersin'in bir markası olması dolayısıyla bizim de memleket olarak siyasilerimizden ve diğer bürokrasi yöneticilerimizden, başta Sayın Bakanımız olmak üzere bu tür desteği bekliyoruz. Bu noktada da bize destek olacaklarından emin olmak istiyoruz. Ayrıca ben bir konuyu dile getirmek istiyorum buradan. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Mutlaka dinliyordur, takip ediyordur ki
Arakan'daki olayları, efendim Afrika'nın sesini duyan, Balkanların sesini duyan Sayın Cumhurbaşkanımız mutlaka bizim de sesimizi duyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, Mersin İdman Yurdu 1925'te kurulan ve bugün de 92. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bir markamız, bir takımımız. Spora ne kadar destek verdiğinizi, gönül verdiğinizi biliyoruz. Bu meyanda bizim zat-ı devletlerinin yoğunluğundan dolayı fiziki olarak belki ulaşabilme imkanımız olmuyor. Ama Mersin İdman Yurdu'na sizin talimatlarınızla Mersin dinamiklerinin katkı vereceğini, bu katkının verilmesi noktasında da gereken hassasiyeti göstereceğinizi diliyoruz, umuyoruz ve arz ediyoruz. Mersin İdman Yurdu Mersin'e mal olmuş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş bir takımımız. Belki de en eski takımlarımızdan bir tanesi. Bu vesileyle de zat-ı devletlerinden Mersin İdman Yurdu'na destek bekliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler. Bırakmadığı için sana da çok teşekkür ederim. Onur verdim. Allah razı olsun. Mersin İdman mezara kadar. Bizim üzüntülerimiz şu gençlerin boynunun bükülmemesi. Şu Mersin'e dünyalarca turizm yardımından olur. Bakkalından tut, turundan tut, otelinden tut. Herkese faydamız var. Yani bugün Mersin İdman Yurdu 20 bin kişi sağ olduğu zaman bu ne yiyecek, ne içecek, nereye gidecek? Ben şunu alayım. Hepsi...